Taksi lazımdır abi. Yolla, bir taksi yolla. Gönlüm eğlensin, gezip yollarda. Herkes bir taksi bekler. Akasya yollar, sarı melekler. Taksici kazlar biraz, acilem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Taksici sollar biraz, acilem var benim. Geç kalmayı hiç sevmem, hizmet beklerim. Yolla, bir taksi yolla, yetiştir beni, şoför bey hızla. Akasya yollar, sarı melekler. Buyurun Akasya durağı. Anlaşıldı efendim. Hemen gönderiyorum. Biraz hızlı gidebilir misiniz şoför efendi? Ayıp ettin abla. Tek rakibim var, o da Türk Hava Yolları. Taksicilik zor iştir da, çeşit çeşit insanla muhatap olaysın. Atla anneciğim. Kiminin parası, kiminin ayır duası. Taksici gazla biraz, acilem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Üstlük kalsın şoför bey, neredeyse geldik. Lütfen sağdan ineyim, trafik müsait. Yolla, bir taksi yolla. Bırakma beni, şimdi yollarda. Bir taksi yolla, yolla, kaldık yollarda. Solla, taksici solla, solla, kaldık yollarda. Bereket versin efendim, yine bekleriz. Sevgili karıcığım, zevcem Safiye. Bak ne kadar centilmen sorarım. Acaba bu bizim ortak banka cüzdanımız nerede? Ah Osman'ım, sen aramaya devam et. Hatta şu koltuğun üzerine kıvrıl, belki rüyada görürsün. Ya da yok yok, ben sana binliğini söyleyeyim. Dandini dandini dastana, danalar girmiş bostana. Bostana girsen girsen sen girersin. O banka cüzdanını bana ver, yoksa senin canını bile gasp ederim ha. Osman'ım, cüzdanın yerine bir tek ben bilirim. Ben ölürsem cüzdanı nereden bulacaksın? Ay Enes'i bir kahve için pek de güzel olmuş, ellerime sağlık. Zehir zıkkım olsun o kahve sana Zafiye. Bak akıllı yolla, tamam mı? Ben o parayla çok güzel bir yatırım yapacağım. İkinci taksi plakamı alacağım, bak düşün bak. Aa, ya babacığım, senin plaka fiyatlarından haberin yok herhalde. Geç. Yani 100.000 liraya taksi plakası mı olur? Bak güzel ve akıllı kızım, o 100.000 lirayı ilk önce peşinata vereceğim, geri kalanını taksit yapacağım böyle. O da olmazsa bankadan kredi çekeceğim. Olmaz Osman'ım. O para bana rahmetli babamdan kaldı. Ben o parayla arsa alacağım, gayrimenkule yatırım yapacağım. Gayri ciddi konuşma Safiye. O gayrimilliği hasılamızla eğer gayrimenkul alırsan, gayri benden çekeceğim var. Gayri mantıklı Safiye. Gayrimenkul en iyisidir Osman'ım, güven bana. Ben yatırım uzmanıyım. Yatırım uzmanıymış. Asıl yatırım uzmanı benim be. Sana bile bir şamar yalatacağım. Böyle 2.80 yatacaksın Safiye. Gayet akıllı kızım. Bu anam olacak yatırım uzmanı. Tırnak içinde. Nereye koydu bizim bu şeyi? Vallahi bilemiyorum. Osman.
Osman'ım sen bence aramaya devam et. Arayan belasını da bulurmuş, Mevlasını da bulurmuş. Senden izdivaç ederek gayet büyük bir belayı buldum Safiye. Gerçek yani bu. Bak şimdi nasıl bulacağım. Obayana! Çocuğum gel bakalım buraya, gel. Gel, gel bakalım akıllı çocuğum. Gel, 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 gel. Otur bakalım. Hah, şimdi bak, bunu görür müsün bunu? Ha? Bak, bu, gördün mü bunu? Bak, okuman yazman var mı? Şişt, bak, sana söylerim. Bunun aynısını bulacaksın, tamam mı? Anladın mı? Ha? Aferin sana. Ver bakalım patini. Ver bakalım pati pati pati. Aferin, aferin. Bunu da ver bakalım. Aferin. Hadi bakalım. Git, bak okuma bak. Görür müsün? Şişt, bak, şişt. Buraya bak. Al. Bak, 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 bak. Bunun aynısını, ha? Hadi bakalım. Hadi koş, koş. Ara bakalım o bayanı, ha? Ara. O bayanı cüzdanı buldu galiba. Ha? Osman! Kesin bunun içinde olmalıdır, kes. Ha, buldum işte. Bak gördün mü Safiye? Cüzdan, cüzdanı buldum. Bununla gideceğim, doğru bir araba plakası alacağım, biliyor musun? Ben bunu tam 2 senedir ararım. Kaç günler için saklamışsın beni? Ver çabuk o cüzdan yoksa budarım seni. Ha, bak al. Al bunu cüzdanını. Benim motorumu ver bana. Günaydın yenge. Sinan abi evde mi? Resmi evrakı vardı, imzası lazım. Evde, evde. Sinancığım, canım, resmi evrakım varmış bir tanem, gel. Taksici parçasının devlette ne işi olabilir ki? Allah Allah. Dırın dırın dırın. Kaygıra ne dediğini duydum. Demek ki devletin bana ihtiyaç duymuş, benim önemimi anlamış, beni göreve çağırıyor. Ne biçim konuşuyorsun sen? Merhaba kardeşim, nereye imzalıyorum? Şöyle yapayım. Kaya, Sinan Kaya, memleket Kartal Kaya. Haydi bakalım. Geç, geç, geç. Seni göreve çağırmışmış. Devletin işi gücü yok da seni göreve çağıracak. Devlet seni niye göreve çağırsın? Bir kere sen bildiğimiz kütüksün, kalassın. Devlet seni göreve çağıracak olsa sobayı alacak. Gelsene Sinan der. Allah Allah, ya kaygana sen ne kadar komiksin. Sen niye stand-up yapmıyorsun? Vallahi memleketin komik teyzesi olursun. Bu ne Sinan? O mu? O mektup, o bu kağıt, bu da zarf. Dikkat edersen ağları kalın söyledim, kağıt dedim. Sinan, şakrabanlık yapmayı kes lütfen. Ya burada Tankut adında bir arkadaşına 250.000 liraya kefil olmuşsun. Eve haciz gelecekmiş. Abu, bu ne diyorsun sen? Bu Abu. Allah senin canını alsın inşallah. Etin ne budun ne senin ha? Eve 3 kuruş yemek parası getiremiyorsun. 250.000 liralık borcun altına kefil olarak imza atıyorsun. Ya hakikaten oha baba ya. Yani o ne biçim bir borç öyle? Yani memleketin IMF'ye borcu buna yanında devede kulak kalır. Dur oğlum sen ne biçim konuşuyorsun? Nereden biliyorsun IMF'yi falan? Gülüm kim öğretiyor bu çocuğa bunları ya? Hep bir durun ya. Ne panik yapıyorsunuz? Ben şimdi ararım Tankütü. Derim ki Tankut yapma bana böyle bir angütlük derim. Hesabını sorarım bir dakika ya. Allah Allah ben de şey yapıyorsun. Sayın abonemiz, bu bir bant kaydıdır. Aradığınız numara kullanılmamaktadır. Açmıyor değil mi? Yok açacak şimdi. Ha açtı. Alo Tankut, sen nasıl bir adamsın Angüt? Böyle şeyler yapılır mı ya? Bana bak oğlum, bari cevap verme bana. Cevap verme. Sus, gebertirim vallahi seni ha. Aferin Sinan. Bak Tankut, sen borcunu ödememişsin, benim evime haciz geliyor. Gebertirim, bana yağ çekme. Yalakalık yapma Tankut. Adam gibi beni dinle. Bak Tankut, hemen yarın gidiyorsun, bu borcu kapatıyorsun. Taksit mi ödersin ne yap? Cevap verme dinle beni. Tamam, ben anlamam. Taksit mi ödersin ne yaparsan yap. Borcunu ete ete. Tamam, anladım. Bir aksilik oldu diyorsun. Tamam Tankütçüm, yarın bunu halledersen sevinirim. Aferin Tankut, sana da bu yakışır. Tamam koçum, hadi hoşça kal bakayım. Ya ne olacak işte, bir aksiliktir olmuş insanlık hali. Neyse ben gideyim, bir dişimi falan fırçalayayım, anahtarımı alayım da işe gideyim bari, geç kalmayayım. 2 kelimem var benim de ona. Neydi bu son araması? Can bak bakayım. Sayın abonemiz, bu bir bant kaydıdır. Aradığınız numara kullanılmamaktadır. Ne? Ne oldu anne? Bu bir bant kaydıdır. Aradığınız numara kullanılmamaktadır. Ah ya.
bakayım. Şu telefonumu da alayım da. Yazıklar olsun sana Sinan ya. Bağırmaların, çağırmaların hepsi yalanmış. Adam telefonunu kapatıp ortadan yok olmuş. Ortadan yok mu olmuş? Ben şu telefonumu alayım, ben de yok olayım. Terlikler yerine geliyor. Bu Safiye beni öldürecek Koli kardeşlik. Sebebim olacak bak, sebebim olacak. Ha, buraya yazarım. Yahu dur Osman, yahu dur. Ne bu sinir sabah sabah ya? Sinirlenme Osman. Sen sinirlenemezsin, sana sinirlenmek yasak. Sen şeker hastasısın oğlum. Bilirim kardeşlik, bilirim. Bana üç şey, üç beyaz yaranmaz. Bak, tuz, şeker, un. Ama bir de dördüncü beyaz var. O ne aga? Beyaz Safiye. O üç beyazdan daha tehlikelidir. Ölümcüldür ya. Gülmeyin be, gülmeyin. Ne oldu Osman abi? Yine ne yaptı Safiye abi? Bak kızcağızım anlatayım. Safiye'nin rahmetli babası öldüğünde abileri arazileri satıp Safiye'nin payını gündediler 100 bin lira. Ali kuşu konmuş be can kuş. Ondan sonra ben de derim ki bu 100 bin lirayı peşinat olarak verelim. Biraz da kredi alalım. Ondan sonra ben bununla bir taksi plakası alalım dedim. Fena mı yaptı? Çok mantıklı. İyi fikir Osman abi. Ha, bak akıllı çocuklar nasıl anladılar. Bunlarda beyin var çünkü. Safiye'de beyin yok. Safiye ne diyor peki? Toprak alacak. Toprak toprak. Gözünü toprak doyursun. Bak bunu kardeşliği plaka almış. Bütün parasını plakaya yatırmış. Şimdi kavacığın en zengin plaka zengini olmuştur kendisi yani. Ya Osman sen de bir anlatıyorsun ki duyanlar beni Bill Gates zannedecekler. Benim servetimden ne olur oğlum? Ayrıca ben o plakaları ucuzken zamanında almıştım. Neyse canım, ben de derim ki o 100 bin lirayı peşinata vereceğim. Biraz da kredi alıp plaka alacağım. Tırın 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 tırın. Osman aga, hayırlı olsun, plaka mı alıyorsun? Bu altılı ganyan tutsun, ben de plaka alacağım. Plaka kardeşi oluruz seninle artık. Ya bırak toprağım ya, Allah Allah. Sen o eşeklerden gelecek parayla değil plaka, sakız bile alınmaz ya. Sakız bile alınmaz. Ne diyorsun sen? Urfalı power etti. Ben bunu var ya 10 misli oynadım, 10 misli. Bir çıksın 10 tane plaka alırım. Şimdiye kadar bir tane salaktın, 10 misli oynayınca 10 misli salak oldun yani. Ama bu çok saçma. Hemen doldur, hemen doldur. Tamam oğlum, sakin ol. İstediklerini yapacağım. Konuşma. Ağzın çalışacağına ellerin çalışsın. Doldur şunları, doldur. Tamam oğlum. Doldur. Şunları da doldur. Hadi. Tamam oğlum. Hadi sen ver şunu. Hadi çabuk hadi. İmdat, soyuldum. Yardım edin komşular. Koçun yakalayıp kaçıyor. Polis yok mu? İmdat. Sür. Çabuk sür bas gaza. Tamam kardeşim, tamam. Tamam. Mehmet Hoca. Ben... Sen kimsin? Dön önüne. Hiç kimse. Sürmene bak sen. Hadi sür. Tamam, sakin ol. Sür. Sür. Daha hızlı. Daha hızlı sür. Tamam. Ya Safiye abla, demek sizde kızlara da miras veriliyor he? Biz de hazırını koklatmıyorlar. Ne varsa erkeklere. Zeyno, biz Avrupalı bir aileyiz kızcığım. Yani bize değil kızlara, kümesteki tavuklara bile mirastan pay verirler. Ultra modern bir aileyiz çok şükür. Ay tuzluyum da kokma. Basenimin Avrupalısı. Ay Safiye, Avrupalıyım diyorsunuz da Osman abiden her gün dayak yiyorsun. Nasıl bir iş bu canım? Safişim, siz Avrupa'nın karanlık orta çağından mı kaldınız? Hiç de bile Gülbinciğim, Avrupa'da karı koca eşittir. Erkek döverse kadın da erkeği döver. Örneğin ben bu sabah Osman abinizi elektrikli testereyle kovaladım. Aa! Teyze, sen benim eniştemi elektrikli testereyle mi kovaladın? Ay Safiye, yani siz karı koca delisiniz. Ay insan kocasını elektrikli testereyle kovalar mı? Ay o neler ya? Kovalar. Niye kovaladın peki Osman abiyi? Şöyle ki Nurten'im, hani bana miras kaldı ya. Şimdi Osman abin dedi ki, banka cüzdanını ver, parayı çekeceğim, taksi plakası alacağım dedi. Ben de isterim ki kendime alayım bir arsacık. Ah, nereden bulacaksın arsayı? İstanbul'da beton yığını olmadık, yer mi kaldı? Anne, bak ben galiba bir arsa buldum.
Yatırımcılar için çok iyi bir fırsat diyor. Aa! Beykoz sırtlarında Lebi Derya satılık arsa. Aa! Denizde görülmüş. İnşallah üçüncü köprüde geçer de bir de kısa yoldan zengin oluruz. Sen hiç merak etme Safiş'im. Üçüncü köprü geçmese bile dördüncü köprü geçer, beşinci köprü geçer. Oo! O köprülerden ne sular geçti. Vallahi Gülbin ablam doğruyu söylüyor. Yani İstanbul'da bu trafik olduktan sonra daha çok köprü yapılır. Bu gidişle köprülerden deniz görünmeyecek. Neyse ben şu emlakçıyı bir arayayım da bir öğrenelim bakalım. Alo, iyi günler. Ben bu Beykoz sırtlarındaki Lebi Derya deniz gören arsa için aramıştım. Bugün gelip görebilir miyiz? Evet, el alemin en kral çaycısı Alpaçın Ali Şamay'ın çayları geldi. Bakın, Karadeniz'in en kral çaycısı, ha bu çayları pipen, bir de pen demliyorum yani haberiniz olsun. Oğlum bırak reklam yapmayı, koy şunları. Getir ya. Allah Allah. Hah, telefon. Buyurun efendim Akasya Durağı. Evet efendim, adresi alayım. Derhal gönderiyorum efendim. Sinan fırla. Dur oğlum, atla evvel. Adres almadan nereye gidiyorsun? Hakikaten nereye gidiyorum Allah ben? Allah Allah. Papatya 41 hadi. Papatya 41. Papatya. Bu Beygir mühendisinin aklı fikri Beygirlerde. Yakında Beygir gibi kişilerse hiç şaşmayasın yani. Doğru. Bak telefon geldi. Buyurun efendim Akasya Durağı. Efendim komiserim. Mehmet'in arabasına mı? Tamam komiserim. Ne olmuş ağam? Mehmet'in arabasına silahlı bir soyguncu binmiş. Eyvah! Ha, hadi ne duruyoruz canım kuşlar? Hadi, hadi, hadi hemen gidin. Ömerli tarafına gidiyorlarmış. Hadi. Hayır, hadi. 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 Hoş geldin. Hoş bulduk oğlum. Sabah sabah bu teşvinizi neye borçluyuz? Senin vefasızlığına borçluyuz oğlum. Ayol 10 dakika ötende oturuyorum. İnsan bir annemin kapısını çalayım demez mi? Ya haklısın anneciğim de çok çalışıyoruz biliyorsun. Dün gece işten saat 1'de döndüm. 1'de mi rahat sesliydim? Ben seni doğurduğumda sabaha karşı 4'tü Tolga. Hiç de rahatsız etmedin. Dün de 1'de gelseydin rahatsız etmezdin. Gel de saat kaçta gelirsen gel. Tamam Valide Sultan, mesaj alınmıştır. Bu arada kek harika olmuş, eline sağlık. Ben bugün sana birkaç yemek yapayım diyorum. Bana uyar. Aa, bu karnıyarı sen mi yaptın? Onu bir arkadaş yaptı. Yok yok. Mutfağı kesin kadın elindeymiş. Kimmiş bakalım bu hanım arkadaş? Adı Leyla. Söylediğine bakılırsa sen de Leyla'nın Mecnun'sun. Vallahi anneciğim senin de gözünden hiçbir şey kaçmıyor. Güzel mi bari? Çok güzel. Allah Allah. Ümran Hanım kızı Ela'dan da mı güzel? Bak sen istemedin ama kız bu sene doktor çıkıyor. Ya anneciğim hastalandığımda giderim Ela'ya. Evlenmem gerekmiyor. Ben bir çayına bir şeyler hazırlayayım. Sen de Leyla'yı al gel. Annem seninle tanışmak istiyordu. Baş üstüne Valide Sultan. Ama bana söz ver. Kızın üstüne çok fazla gitmek yok. Yani öyle daha ilk tanışmada kaynanalık falan yapmayacaksın. Ayol ne kaynanalığı? Dur bakalım. Bu ne acele? Bakalım Muazzez Hanım'ın kriterlerine uyuyor mu gelin adayımız? Hı? Eyvah. Tamam kardeşim ama bu yolda hız limiti var. Kanunlara uymak zorundayım. Dalga mı geçiyorsun sen ya? Sence bende kanunlara saygılı bir tip var mı he? Sür şu taksiyi. Hadi çabuk. Tamam sakin ol. Geliyorlar komiserim. Buraya kadar kardeşim. Bak polisler yolu kesmiş. Allah kahretsin. Dön geri dön. Geri dön. Geri dön. Geri dönemem. Polis arkayı da kesmiş. Bana sorarsan komiseri dinle ve teslim ol. Sana soru sordum hatırlamıyorum. Ben sana sadece yardımcı olmak istemiştim. Bana yardımcı olmak istiyorsan şimdi ağır ağır in şu arabadan. Tamam sakin. Bırakın gideyim yoksa taksiciyi öldürürüm. Mehmet Hoca'yı götürürler de. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız adam? Ne yapacağız olur mu be? Her zamanki gibi arkadan dolaşacağız. Hadi hadi hadi. Evladım yolun sonuna geldin. Buradan kaçış yok.
silahını al, teslim ol. Çekilin diyorum. Ben kendi canıma acımıyorum bile. Acımam, taksiyi de götürürüm. Yaklaşmayın. Tamam, sakin ol, sakin ol. Bak arkadaşım, çok geç olmadan teslim ol. Hayatını karartma boşu boşuna. Sen bizim Mehmet Hoca'yı sahipsiz mi sandın be? Dur bakalım, sen kimmişsin? Mustafa? 342 Mustafa. Aa, hocam tanıyor musun? Talebi biliyorum be. Ha. Hocam, o da böyle şeyler be. Bak ablacığım. Eğer bu arsayı alacak olursan, her gün bu güzel tepeden bakacaksın şu aziz İstanbul'a. Yahu şu manzaranın güzelliğine bak. İnsanın burada ömrü uzar vallahi. Adamın yanında beğenmemiş gibi yap ki fiyat arttırmasın. Beğenmemiş gibi yap. Ya iyi de akıl var, mantık var anneciğim. Yani burası nasıl beğenmemiş gibi yapabilirim ki? Şuraya baksana, bütün İstanbul ayaklarımın altında. Sen daha çok konuşmaya devam edersen birazdan benim ayaklarımın altında olacaksın. Ha, bu arada ablacığım, para yönünden de sıkıntı yapmayın. Zaten gereken güzelliği yapacağız. Hem varsa için fazla bir şey de istemiyoruz. Topu topu 150 bin lira. Aa, tabii 150 bin lirası olan için çok değil kız hanım. Ama benim topu topu 100 bin liracık param var. Amma yaptım be ablacığım. 100 bin lira da olur mu? Ben elimi öpene bu arsayı 200 bin liraya satarım. Çık biraz, çık. Olsa dükkan senin ama yani babamın arsalarından benim hakkıma bu kadar pay düştü. Sen de yap artık bir şeyler. Neyse, yapalım artık. Kiminin parası, kiminin duası. Tamam, 100 bin liraya. Anlaştık. Anlaştık. Hadi hayırlı olsun. Babam buraya bayılacak bence. Tesafiye, burası ne kadar güzel, ne kadar güzel diyecek. Başka hiçbir şey demeyecek. Kız babanı yastırlamasını sen. Kardeş, peki bu arsayı hemen bugün üzerimize alabilir miyiz? Tabii ablacığım. Zaten bu arsanın topusu da benim üzerime. İsterseniz hemen gidelim topuya, yapalım sizin üzerinize. Buyurun. Hadi gidelim. Buyurun, buyurun. Start verildi ve koşu başladı. Bilinen siniyle Batur Alp hemen numarayı aldı. Bilmem Batur Alp ya, Elvan kız olması lazım kardeşim. Dürbünle bak, iyi bak, bu Elvan kızdır ya. Kardeşim, sesini kısmıyor ya. Bir dakika ablacığım, şurada çok önemli bir yarış dinliyorum. Şu bir at birinci gelsin, zengin olacağım, zengin. Hadi kızım, hadi Elvan kızım. Batur Alp, başlayacağım senin adına daha. Ganyan bayi mi burası? Vallahi tüketici derneğine şikayet edeceğim. Ablacığım biraz dur ya, ben zengin olayım. Sen ondan sonra nereye şikayet edersen et, istersen kafamı kır, önemli değil. Evet, Elvan kız ile... Hadi kızım, hadi Elvan kızım. Hadi birinci gel, zengin öp beni. Hadi yavrum. Başlayacağım senin Elvan kızını ha. Ayol şunun sesini kıssana. Kulaklarımız zarı patladı be. Ya abla bir dur. Ne patlarsa patlasın, vur patlasın, can oynasın. Ben zengin oluyorum burada ya. Hadi kızım, hadi. Ben böyle rezalet görmedim. Ha şuraya düşüp bayılacağım şimdi. Ya abla bir sus ya, şu yarışı dinletmedin bana. Hadi kızım, ne olur birinci gel. Hadi yavrum, hadi yavrum. Elvan kız koptu geliyor. Elvan kız koptu geliyor. Batur Alp liderliğini koruyor. Elvan kız dış kulvarda. Batur Alp, Elvan kız, Batur Alp, Elvan kız ve Elvan kız. Elvan kız, geçiyor. Elvan kız geldi. Kazandım. Sakin oldum, sakin oldum, sakin oldum, sakin oldum. Sakin oldum, sakin oldum. Allah cezası, direksiyonu tut. Öldürecek misin sen beni? Ne diyorsun ya? Yolun bundan sonrasını katırlarla devam ediyorsunuz. Buyurun ablacığım. Ayol deli misin sen? Üsküdar'a gideceğim ben. Vallahi ne Üsküdar'ı? Ben sana zengin oldum diyorum. Sen bana Üsküdar diyorsun. Zengin oldum diyorum. Zengin oldum. Zengin oldum diyorum. Zengin oldum. Zengin oldum ben. Zengin. Çocuklar, zengin oldum, zengin. Böyle bir işi nasıl yaptın Mustafa? Sen benim en iyi öğrencimdin, en çalışkan öğrencimdin. Hani tıp fakültesine gidecektin sen? Anlamıyorsunuz hocam, ben bu soygunu yapmaya mecburdum. Ne demek mecburdum oğlum? Soygun yapmanın mecburiyeti mi olurmuş? Evladım, okulda biz size bunları mı öğretiyoruz? Ha çocuğum? İyi de hocam, dışarıdaki hayat sizin okulda öğrettiğiniz hayata benzemiyor ki. Dışarıda açlık var, sefalet var, diz boyu yoksulluk var. Bırak şimdi ajitasyonu oğlum. Bu laflara karnımız tok bizim. Bak sen de soygun yaptın be çocuğum. Adam kaçırdın be çocuğum ya. Niye böyle bir şey yaptın Mustafa? Annemi kurtarmak için hocam. Şu hayatta bir tek annem var. O da çok hasta.
Ameliyat olması gerekiyordu. Çok para lazımdı. Durumumuzu biliyorsunuz. İyi de oğlum, madem durumunuz yok, niye annene yeşil kart çıkartmadınız peki? Çok uğraştım ama çıkartamadım. Böyle olmamalıydı. Çok pişmanım. Hüseyin, götürün. Bağışla komiserim. Bir dakika komiserim. Dediğin gibi böyle olmamalıydı. Ama merak etme. Gözün arkada kalmasın. Anneni tedavi ettireceğiz. Sağ olun hocam. Gidelim. Ah be çocuğum. Ah be çocuğum. Görür musun komiserim? Ne hayatlar var dünyada be. Ben de kafasına bile odunla vurdum çocuğuna. Neyse, bize müsaade komiserim. Ha? Hadi yürü gidelim. Hüsnü, akşama kahveye gel Hüsnü. Yani Mehmet hocam iyi miymiş Ali Kemal? Oh çok şükür, tamam hadi görüşürüz. Gülümük, Müjde, aşkım, canım, müjdemi isterim Gülümük. Ay Sinancığım, yani çocukların gözü önünde ayıp yani şapur şapur. Allah Allah, sen benim karım değil misin? Tabii öperim, tabii öperim. Kime ne ya? Lan can, baban alsın seni, öpsün seni yanaktan. Isırmadan ha. Tamam lan, ısırmayacaksın. Aa! Oha baba ya. Ulan babaya oha denir mi? Eşeğe sıparsın. Kaygana, gel seni de öpeyim. Mutluluktan sarhoş olmak demek böyle bir şey. İnsan ne halt ettiğini bilmiyor. Gel bakayım. Ay istemiyorum ben. Ay istemez. İnşallah mikrop falan kapmam. Edepsiz. Bayram değil, seyran değil. Niye herkes öpüyorsun Sinan işte? Mutluluktan öpüyorum oğlum, mutluluktan. Gülübük, sana müjdemi açıklıyorum. Müjdem şudur ki ben at yarışından tam 300 bin lira kazandım. Ne? Ya. 300 bin lira mı? Evet. Aa baba, o nasıl para öyle ya? Ulan babaya oha denmez demedin mi? Eşeğin sıpası. Sana kanım çok üzün Sinan amca. Sana baba diyebilir miyim? Hayır diyemezsin, sonra babaanne de ya. İnanmıyorum ki. Ya isterim, isterim elma. Canım damadım. Seni ne kadar çok sevdiğimi söylemiş miydin? Yok söylememiştin ama ben anlamıştım kaygana. Özellikle bu sabah kafama fırlattığın o terling, hani o kadar güzel geldi ki bana olan sevgini, bana olan saygını, bana olan aşkını anlattı. Çünkü böyle bu merak gibi köşeyi döndü o terling, tam kafama denk geldi yani. Ay şıkıcı damadım benim. Ağza bak ağza, ay yalaka kayganam benim. O zaman can, şanzıman kaygana. Gülübük, hadi kalkın gidelim paramızı tahsil ve tahsis edelim. Hadi gidelim Gülbin yenge. Para bu, beklemez. Sana ne oluyor lan itkiri? 300 bin lira bu Sinan amca, boru mu? Taşıyamazsın, el atarım. Eze bak eze. Neyse hadi gidelim, kalkın kalkın. Evet baba ya, kankam Serkan da gelsin. Tamam gelsin, hadi kalkın kalkın. Hadi hadi. Hadi baba. Hiçbir şeyden de eksik kalmayın he. Allah'ım yarabbim. Çok geçmiş olsun Mehmet hocam. Sağ ol Leyla. Ama ben asıl öğrencime üzülüyorum. Çok başarılı bir çocuktu. Yazık oldu. Herkese merhabalar. Ah Osman'ım, sana çok ama çok müjdeli bir haberim var. Aferin Safiye, sonunda sözüme geldin. Arsayı almaktan vazgeçtin, parayı getirdin değil mi? Ver bakayım parayı. Babacığım, biz... Bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar, bakın size bir şey söyleyeceğim. Mutlu bir ailenin sırrını vereceğim. Mutlu bir evlilikte, her ne kadar kavga da çıksa... ...sonunda kocasının lafını dinle. Ver bakayım parayı. Ya Osman'ım, merhabalar. Sen neden bahsedersin ya? Ben arsa aldık, onun müjdesini getirdim. Arsayı aldın mı? Arkadaşlar, demin söylediğim lafı tekrar düzeltirim. Eğer ki bir kadın kocasının lafını dinlemezse... ...kocası onu boğmalı. Öldürür müsünüz? Bırakın beni, bırakın. Öldüreceğim seni. Sapsın bir sözümden nasıl çıkarsın ha? Allah Allah. Babacığım bir saniye dinler misin? Ya arsayı görürsen bayılacaksın. Çok güzel. Deniz görüyor, Lebidarya. İstanbul ayaklarının altında. Hem de 800 metrekare 100 bin liraya aldık. 800 metrekare 100 bin liraya mı aldın? Aferin be Safiye. Fare olalı bir kedi avladın demek ha. Şimdi bir dakika, bir dakika. Arsa 800 metrekare. Evet. Değil mi? Deniz görüyor. Evet. Lebidarya. Evet. 100 bin lira. Evet. Safiyeciğim ya, böyle bir arsa için 100 bin lira çok az. Sakın bu işin içinde bir iş olmasın. Yok, bu işte hiçbir yanlış.
yanlışlık yok. Şimdi şöyle, ben doğuştan ticari zekasına sahip bir kadın olduğum için pahalı olan bir arsayı çok ucuza aldım. Ama isterseniz gidip arsayı size gösterebilirim. Vallahi ben geleceğim çünkü çok merak ediyorum nasıl bir arsa. Ben de acayip merak ettim yani. Buyurun bakalım. Allah Allah. Ya. Ya şimdi benim anlamadım. Yani hem 800 metrekare hem 100.000 TL hem deniz kenarında. Yani nasıl oluyor, benim dimağım almıyor? Olur mu Seyitciğim? Yani Hazar Denizi kıyısındaysa olur. Efendim Tolga. Ha, bir saniye. Acaba bugün duraktan seni birkaç saatliğine kaçırabilir miyim diyecektim. Hayrola, nereye kaçıracakmışsın beni? Seninle tanışmak isteyen biri var. Kim tanışmak istiyormuş benimle? Annem. Bugün çaya bekliyor seni. Annen tanışmak için bekliyorsa hayır demek olmaz. Elbette gelir. Tamam hayatım, görüşürüz. Ay çocuklar, beni de çekin. Ben Sinan Kaya'nın kaynanasıyım. Adım Şahsi ben. Ben de oğluyum. Can. Benim de oğlundan bir farkım yok. Sercan. Beni de çekin. Ben de Sinan'ın karısıyım. Çekin çekin. Çekin çekin. Çekin. Sinan Bey, sizi çok tebrik ediyorum. Buyurun çekiniz. Sağ olun. Vadesi bugüne, bankadan çekebilirsiniz. Çekin çekin. Çekin çekin. Yalnız müdür bey, ben sizden bir şey istirham edecektim. Ya ben hipodruma gidip Elvan kızın toynaklarından öpmek isterim. Acaba hipodrumda mıdır? Hayır Sinan Bey, hipodrumda değil. Yarış bitti, harasına gitti at. Hay Allah, o zaman şöyle yapayım. Ben sizin toynaklarınızdan öpeyim müdür bey. Siz de Elvan kızı görünce onun toynaklarından öpersiniz. Yok şaka yaptım, şaka. Halasına mı gitmiş? Halasına gitmiş. Ay benim damadım çok şakacıdır. Böyle yazın, şakacı milyarder diye. Zaman ağza, çekin çekin, çekin çekin. Sinan Bey, ne iş yapıyorsunuz? Ben şu ana kadar Kavacık'ta Akasya taksi durağında taksi şoförüydüm. Ama bundan sonra ezim işleriyle uğraşacağım. Para ezeceğim, para. Çekin, çekin. Çekin, çekin, çekin. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Şu manzaraya bak. Bilir misin Safiye? Burası Lebider ya. Burada insan ölmez, bilir misin? Eh artık karının yatırım uzmanlığını takdir edersin değil mi Osman'ım? Tabii canım tabii, senin yatırım uzmanlığını ve aklını takdir ve tebrik ederim yani. Ama ütmeyeceğim, çek kafanı. Ya Osman, oğlum bu arsa bu fiyata çok ucuz. Sakın işin içinde bir iş olmasın. Annem allem etti, kallem etti. Arsanın fiyatını indirttin Nuri babacığım. Evet Nuri kardeşlik, allem eder kallem eder bu. Evet, allem ettim, kallem ettim. Arsanın fiyatını düşürttürdüm. Hayrola birader, ne bakmıştınız? Arsaya bakarız. Siz buralamışsınız. Evet, arsa sahibiyim. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Biz de arsa sahibiyiz. Demek ki komşu olacağız. Sizin arsa neresi? Benim arsa burası. Burası mı? Sen benimle kaytan mı geçersin be kardeşlik? Burası bizim arsa mı? Aa, ciddiye alma Osman'ım. Gülmez misin? Buraların delisi herhalde zararsız birine benzer. Hadi kardeşim, hadi sen git kendi arsana git. Beni kendi arsamdan mı kovuyorsunuz? Aa, deli midir nedir? Ya Osman, şuna biraz bozuk para ver de gitsin bakkaldan kendine şeker sakız neyin alsın? Ben deli meli değilim. Arsanın sahibiyim. Esas deli sizsiniz. Ya kardeşim bak, bu arsa bizim. Bak, böyle kapı gibi tapumuz var, bak. Ya kardeşim, sizin okumanız, yazmanız yok mu? Pafta, ada, parsel, nosu bu değil ki. Sizin parseliniz şu tepenin arka tarafı. Kandırmışlar sizi. Kandırmışlar mı? Nasıl olur ya? Şimdi bu arsa bizim değil mi? Yani bizi kandırmışlar mı? Ah. Değil kardeşim. Burası benim. Sizin arsanız tepenin arka tarafı. Ah. Ama abi Osman abi, ciddiye almasana sen bu adamı. Yani görmez misin, adamın zaten tipi bozuk. Osman. Bak, benim tapu kadastrodan emekli bir arkadaşım var. Bu işlerden iyi anlar. İstersen bir telefon edeyim, çağırayım da birlikte bakalım ha. Yeri tespiti birlikte yapalım. Evet Nuri kardeşlik. Öyle yapalım artık, ne yapalım? Safiye, aldığın arsanın manzarası pek güzel de pek lebi derya değil yani. Resmen babaklıkta. Aa Osman'ım, burası
kesinlikle bizim aldığımız arsa değil, bir yanlışlık olmalı. Bey amcacığım, acaba siz paftasında bir yanlışlık mı yaptınız bakarken? Yok kardeşim, yanlışlık yok. Ben tapu kadastrodan emekliyim ya. Sizin arsanız burası. Ya ama amcacığım, bize o ilk gittiğimiz yeri göstermişlerdi. Kızım, kandırmışlar seni ya, Allah Allah. Bak Osman'cığım, yani üzülme ama kardeşim. Yani bu arsa marsa değil, bu çamur deryası, bataklık. Evet, çok doğru söylüyorsun. Sabiye, ben sana o kadar söyledim. Osman'a da o kadar söyledim. Alalım bir küçücük taksi plakacı. Sen tuttun dur, arsa alalım, arsa alalım. Al gördün, arsa değil. Bataklık be, seni öldüreceğim şimdi. It's never never. Come hold me tight. Kiss me my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. Arkadaşlar, hanginiz diyordu at yarışından para kazanamam diye? Ahanda bakın bakalım kaç para kazanmışım. Ya toprağım, bırak Allah aşkına ya. Şimdi sen bunu uydurmuşsundur bilgisayarda falan, kendi kendine yapmışsındır ha. Nasıl var ya? Gerçeği gibi olmuş ha. Ya tam 300 bin lira kazandım hocam at yarışından. 300 bin kaymı. Uy Sinan abiciğim, ha o kim? Evet işte benim. Talihli yarış sever Sinan Bey, 300 bin lira kazandı. Efsahmış ya. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Nuri Baba, merhaba Osman Aga. Sinan hayırdır ya? Ne işin var senin televizyonda? Baba söyleme sahiptir, at yarışından tam 300 bin lira kazandım. Oğlum sen salak mısın? 300 bin lira kazandın, sonra da televizyona mı çıkıyorsun? Şimdi bütün akrabaların toplanacak başına, hayatın kayacak be. Yok be baba, olur mu öyle şey? Ben çok asil bir aileden geliyorum. Benim sülalem çok asildir. Yani benim soyadım gibi kayadır, merttir, serttir benim sülalem. Aramak bir... Telefon. Efendim? Halamın oğlu mu? Ne halası ya? Benim halam yok ki, benim amcam var. Amcam yani cinsiyet değiştirmediyse halam olamamıştır daha hali. Hadi be yalan söyleme, kapat şu telefonu, yalancı adam seni. Sinan hayırdır? Asil akrabalarım mı aramaya başladılar? Yok baba, yanlış numaramış da o... Efendim, teyzemin oğlu mu? Ne teyzemin oğlusu ya? Benim teyzem kısır kardeşim, ben yıllardır teyzemin doğurduğunu görmedim yani. Hadi yalan söylemeyin, kapatın. Baba haklıymışsın, ben en iyisi telefonumu kapatayım. Nuri kardeşlik. Ben düşündüm, taşındım. Neye karar verdim biliyor musun? Neye karar verdin Osman? Ben avukatı arayacağım. Tamam, çok doğru bir karar verdin. Tabii ara ya. Hukuk yoluyla ara hakkını. Hukuk yoluyla. Evet, evet. Ben bu işi bile alacağım, avukatı arayacağım, mahkemeye taşıyacağım. Taşı. Mahkemeye taşı. Bir ülkede namuslu insanlar en az namussuzlar kadar cesur olmalıdır. Hakkını ara. Avukatı arayacağım, bu işi mahkemeye taşıyacağım, Safiye'yi de boşayacağım. Anlamadım. Osman sen deli misin ya? Avukatı arayacağım deyince ben bu heriflerle mücadele edeceksin sanmıştım. Ben o adamları zaten öldüreceğim de ilk önce Safiye'den kurtulayım yani. Onu isterim yani. Ya bize de söyleyin de biz de bilek, ne oluyor ya? Ya yani bu Safiye'nin aldığı arsa var ya, bataklık çıktı. Bataklık mı? Ciddi misin? Bataklık mıyım? Ne diyorsun Nuri Baba? Yani deniz görüyordu baba orası. Ya işte o deniz bataklık. Deniz manzarasını göstermişler. Sonra da bataklı Safiye'yi kaktırmışlar yani. Tapu dairesi. Osman Aga sen de git, burası bataklıkmış de ver arsayı, al paranı ya. Ya o kaktırdılar bir kere, geri alırlar mı üstü açılar ya? Bak Osman Aga, ben gerçi zengin bir adamım. Artık benim böyle şeylerle işim gücüm olmaz ama sırf senin güzel hatırına ben o bataklığı o adama geri kakalarım ya da parayı geri alırım. Alabilir misin mesela? Alırım tabii, niye almayayım? Ben artık zengin bir adam olduğum için bir fakire kıyak yapayım da onu sevindireyim, mutlu olsun. Ama sen yine de masraflara hazırlayın, tamam mı Osman Aga? Ali Kefal gel bakayım, bir planım var, onu şey yaparım. Merhaba efendim. Öpeyim. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk, buyurun. Ne zahmet ettin? Estağfurullah, ne zahmeti. Umarım beğenirsiniz. Düşünmüş olman yeter. Buyur. Teşekkür ederim. Anneciğim alayım.
Kaç kardeşsiniz kızım? Ben tek çocuğum efendim. Babamla birlikte yaşıyoruz. Üstünde üniforman olmadığına göre sen de Tolga gibi sivil çalışıyorsun galiba. Anlamadım efendim, sivil derken? Anneciğim, Leyla polis değil. Ha öyle mi? Ne bileyim oğlum, işten hiç çıkmıyorsun ki. Leyla'yı da karakoldan tanıyorsundur sandım ben de. Yok efendim, ben polis değilim. Peki ne işle meşgulsun kızım? Taksiciyim. Taksici mi? Taksici olduğumdan size Tolga bahsetmedi mi? Canım, annemle senin hakkında pek konuşma fırsatımız olmadı, özür dilerim. Hay Allah, ne diyeceğimi bilemiyorum. Şaşırdım kaldım vallahi. Oğlumdan her şeyi beklerdim de bir taksi şoförünü seveceği hiç aklıma gelmezdi. Anne sen neler söylüyorsun ya? Yalan mı söylüyorum oğlum? Ben seni boşuna mı okuttum, bugünlere getirdim? Gelinimin de en az oğlumun denge olmasını istemek benim hakkım. Anne lütfen. Kusura bakmayın, ben babamın ilaçlarını unutmuşum. Tanışımıza çok memnun oldum. Leyla. Leyla dur. Tolga sonra konuşuruz. Anne sen ne yaptığını sanıyorsun ya? Ben ne yapıyorsam senin iyiliğin için yapıyorum oğlum. Yapma anne, benim iyiliğim için bir şey yapma. Hazretleri hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Dışarıda kalmayın, buyurun şöyle ofise geçelim. Buyurun efendim. Tırın azizi, tırın azizi, tırın eyvallah. Buyurun. Tırın yallah, tırın billah, tırın eyvallah. Buyurun. Tırın yallah, tırın billah, tırın eyvallah. Yo hacı. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Ve aleyküm esselam. Ben deniz Dubai petrolü şeyhi Samet İbni Rafet İbni Rafit İbni Cahit İbni Vahit İbni Far İbni Kemal İbni Tahir İbni Muahit İbni Mehmet İbni Nuri İbni Osman İbni... Ya Şeyh Hazretleri, bir durun nefes alın da. Tamam ya Seydi. İbni Camil, İbni Fahil, İbni Ceval, İbni Gaval, Üstü Gaval, Altı Şişane, Mukadder bin Muhakkabak, bin Muhakeme, bin Mukadder bin Filiz. Maşallah bütün sülaleyi saydınız Şeyh Hazretleri. He öyle oldu vallahi de billahi. Şimdi İstanbul çok güzel. Ben çok seviyor İstanbul. Yani bayılıyor İstanbul. Taşı toprağı altın İstanbul. Çok güzel, fevkalade, fevkalade. Şeyh Hazretleri, arsa mı lazımdı? Şile'de çok güzel villalık arsalarımız var. Verelim sizlere bir tane. Yo, Şile, mafi Şile, sözünü etme bile. Ben seviyorum Beykoz. Var Beykoz'da bir arsa, ben çok beğendi ora. Çok beğendi. Ada belli, parsel belli, yafta belli, pafta belli. Ama ve lakin tapu sendeymiş. Allah Allah. Hangi arsa acaba? Ya Seydi, İbni Ali Kefal, İbni Gökhan, İbni Metin, İbni Mustafa, İbni bir daha Mustafa, İbni Tuncay. Ver o kağıdı ya beyefendiye. Ya tut hacı. Ver hacı. Teşekkür ya hacı. Yahu Şeyh Hazretleri, ne yapacaksınız siz bu arsayı? Bu arsa size gelmez. Bataklık burası. Bataklık mataklık, ben yaptığı araştırma, ben ister o arsa. Aldığı etrafındaki her arsa kaldı ortada, nah o parça. Ayva. Ya Hacı Bey, sakın kimseye söyleme. Biz yaptık orada bir tetkik. O arsada vardır petrol. Petrol mü var? Ya vardır orada petrol. Eğer sen bana ayarlar isen o arsa, benden de sağ çalışır sana tam 700 bin kayma. 700 bin lira mı? Bin lira mı? Yok bin lira. Dolar, gözlerin dolar. Tamam Şeyh Hazretleri. Siz hiç merak etmeyin. Arsa bende. Yalnız arsa ile ilgili şöyle küçücük bir pürüz var. O pürüzü halleder halletmez arsayı size vereceğim. Eyvallah, eyvallah. Verelim sana bizim kart. Ver kartı, üzerinde var telefon numara. Gördün bak, Arabik petrol, Arabik oil. Hacı.
Tamam Şeyh Hazretleri. En kısa zamanda arayacağım sizi. Yo hacı eyvallah. İki orta bir sade, entekı biz emüz ade. Haydi bakalım ayva düşelim yollara. Tırın billah, tırın yallah, tırın billah. Alo buyurun, Safiye Hanım malikanesi. Safiye Hanım, nasılsınız? Ben emlakçı Cengiz efendim. Aa, iyiyim emlakçı Cengiz Bey. Siz nasılsınız? Ya vallahi hiç iyi değilim ya, hiç iyi değilim Safiye Hanım. Ne oldu, hayırdır bir şey mi oldu? Sormayın, dükkana gelince fark ettim. Ben tapuda çok büyük bir hata yapmışım Safiye Hanım. Yanlış yerin tapusunu vermişim size. Aa, vah vah, tepesimde hiçbir şeyden haberimiz yok, öyle miymiş? Hemen benim dükkana gelin Safiye Hanım. O arsayı geri alacağım sizden. Bataklık orası. Ah ah, dünyada sizin gibi insanlar kaldı mı Cengiz Bey? Tamam, siz paramızı hazır edin. Biz hemen tapuyu alıp geliriz. Hadi iyi günler. Görüyor musun Safiye? Bizim arsa bataklık, emlakçının suçu yataklık. Üç kağıtçı Sinan'ın üç kağıtları ilk defa bir işe yaradı. Hemen koşturup gidi alıp mevduatımızı bile geri alalım. Hadi böyle mi gidelim? Böyle. Gidelim, gidelim. Gidelim, gidelim oradan. Altılı Ganyan talihlisi Sinan Kaya 300 bin lira değerindeki çekini aldı. Sinan Bey, ne iş yapıyorsunuz? Ben şu ana kadar Kavacık'ta Akasya taksi durağında taksi şoförüydüm. Ama bundan sonra ezim işleriyle uğraşacağım. Para ezeceğim, para. Bunun çekin, bakalım şu taksiciyi. Var mı öyle bizsiz tek başına para ezmek? Hep birlikte ezelim parayı. Ya vallahül azim billahül kerim. Dedik toprakta var petrol. Fış 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 kırıyor. Fış fış. Çok güzel, çok güzel dedi. Ya Sinan. Yani ben hayatımda senin gibi pırıldak görmedim ya. Sağ ol baba ya. Nuri babacığım, biz de çok iyi oynattık da, aa bak suratımı bile boyadım. Şimdi bu keriz emlakçı yedi mi numarayı? Ya seydi hacı dayı, yedi vallahi. Ebu Nuri, aradı Osman Aga beni, aramış emlakçı Mafiş, gidiyorlarmış tapuya. Tamam, tamam, anladım, tamam. Yağım, bu emlakçı seni ya bulursa? Ya ne diyorsun Seyit ya? Nereden bulacak? Verdim Arabistan'da bir telefon numarası adama. Arasın, konuşsun, dursun Seyitlerle ya. Alo, buyurun. Hüsniye Hanım'ın oğlu musun? Borç para mı istiyorsun? Evladım, siz zenginliğe alışık değilsiniz ki para sizi bozar. Onun için vermiyorum. Güle güle. Ay ben senin bu kocana ne diyeyim ya? Çıktı televizyonlara, duyan arıyor bak. En iyisi yarın İstanbul'u terk edelim. Yani yoksa bütün akrabalar kapıya dayanacak. Hah, açtın şom ağzını gene. Bak, kapı çalıyor. Of! Dur anne, dur. Ya evde yokmuş gibi yapalım, onlar da çalıp çalıp giderler. Olmaz, bak. Ben mutfaktan merdaneyi alayım. Kapıda kim varsa anladığı lisandan konuşacağım. Hadi bakalım. Dur, dur. Buyurun. Siz de kimsiniz ayol? Taksici Sinan Kaya'nın evi değil mi? Evet de siz kimsiniz? Geç içeri geç. Ters hareket yapmayın Uğur, hadi. Geç. Geç hadi. Geçin. Taksici nerede? Abi burada değil, evde değil, durakta. Ya odaları kontrol edin hemen. Tamam. Abicim ne istiyorsun bizden? Biz kötü insanlar değiliz ki. Benim kocam balın böreğin tekidir. Dünya tatlısıdır o. Kimse yok abi. Şimdi hemen kocana telefon açıyorsun. Ve eve gelmesini söylüyorsun. Eğer bizden bahsedersen, bir yanlış yaparsan annen ölür. Anneciğim. Ay Gülbin, dikkatli ol, yakma beni kızım. Yok anam, yok. Efendim? Ay Sinancığım, hemen eve gelir misin canım? Alo Gülbük, ne oldu? Hayırdır? Bir şey mi oldu evde? Ay, yok Sinancığım, ne olacak? Benim seninle küçük bir işim var da.
Ha, senin benimle iş... Anladım. Kayganam şanzıman canı da aldı, dışarıya gitti. Sen evde yalnız kaldın. Hazır dedin ev boşken ben çağırayım Sinan'ı. Biraz oynaşalım, biraz cilveleşelim, biraz kıkırdaşalım dedi. Tabii buldun zengin kocayı, oynaşmak istersin değil mi? Tamam, hemen geliyorum, sen hazırla. Yuh, bu ne ya? Sahile resmen nükleer atık atmışlar. Alo, iyi günler. Bir ihbarda bulunmak istiyordum. Sevgili seyirciler, ünlü fizikçi Stephen Hawking'in aramızda uzaylılar dolaşıyor olabilir sözü yoksa gerçek mi? Dün gece Şile'de UFO görüldüğü iddiası halkı sokağa döktü. Amatör bir kamera tarafından kaydedilmiş uçan daire görüntüsü. Ya milleti böyle yiyorlar ya. Ya UFO diye bir şey yok. Birisi havaya böyle porselen tabak atıyor, öbür kişi de böyle kamerayla bir çekiyor, ondan sonra UFO diye inanıyorlar. Sen öyle san Arif kardeş. Bunlar doğru şeyler ha. Vallahi bizim köyde de görmüştük UFO. Ya yok be can kış, minibüs falandır o ya. Ya kardeşim olur mu, ne minibüsü? Vallahi diyemez, sak diyem ha. UFO'ydu. Hatta bizim muhtarın karısını kaçırdılar, ondan sonra geri getirdiler. Karı kafayı yemişti ha. Böyle dili mili tutulmuştu. Vallahi billahi billahi ha. Yok abi yok. Saçmalık bunlar. UFO diye bir şey yok. Sen öyle san Arif kardeş. Uzaylılar aramızdalar. Yani her an aramızda dolaşıyor olabilirler. Mesela düşün, Osman Ağa uzaylı olamaz mı? He? Mesela böyle bazen insan dışı hareketler yapıyor. Bir düşün. Vallahi olabilir ha. Bak olabilir yani. Lütfen. O şeker bitti artık, dur. Hah, pehlivan geldi. Merhaba Hira kardeşler. Osman ne yaptın? Parayı kurtarabildin mi? Kurtardım kardeşim. Çok şükür kurtardım. Biraz kendimi bile naza çektim. Korktu. 10 bin lira fazlaya geri aldı. Ama bu 10 bin lirayı ben kursağımdan geçirmek, çoluğuma çocuğuma yedirme aramdır, tamam mı? O 10 bin lirayı LÖSEV'e bağışlayacağım böyle. Çok hayırlı bir iş yaparsın Osman abi. Aa, o namussuz üçkağıtçı emlakçı da üğrensin. Beni kazıkladı, başkasını kazıklamasın artık. Çok geçmiş olsun Osman abi. Sağ olasın kızcağızım, sağ olasın. E bu Sinan nerelerde be? Ona bir teşekkür etmek isterim. İşi varmış, eve gitti ya. Öyle mi? İyi. Hah, telefon. Efendim, Akasya Durağı, buyurun. Tabii efendim, var. Adresi alayım. Tamam efendim, hemen gönderiyorum. Mert fırla. Arif ve Seyit'e söyle, iki araba lazımmış. Mimoza 42. Geniş bir aile Şile'ye gidecekmiş. Hadi oğlum. Tamam baba, söylerim. Aferin ulan. Gülübük, senin oynaşacağız, kaynaşacağız dediğin bu muydu? Sen okey'e dördüncü için mi çağırdın? Vallahi ok yaydan çıktı, gel benimle odaya. Abo, bunlar da kim? He, sizler benim akrabamsınız. Bana para çıktığını duydunuz, benden para kopartmayın. İyi de silaha gerek yok ki kardeşim yani. Aptal saptal konuşma. Soyguncu bunlar, paralarını almaya gelmişler. Hadi canım, hepsini mi? Yok, hepsini değil, iyi huylular. Biraz harçlık bırakacaklar sana. Ha, iyi o zaman. Salak. Eşkıya bunlar, eşkıya. Eşkıya mı? Nasıl? Hangi eşkıya? Kusura bakmayın. Bu güzel sohbetinizi balla kestim ama şu parayı bize versen de gitsek artık ha. Hadi koçum. Parayı? İyi de para burada değil ki yani, bende değil para yani. Nerede? Nerede? Güzel bir soru. Para nerede? Panka'da. Panka nereye gitti? Daha kaçtı. Daha nerede? Yandı bitti. Şaka yaptım, şaka yaptım. Para Panka'da. Saat de 8'i geçmiş. Pankalar kapanmıştır. Şöyle yapalım. Ben zabağınan erkenden uyanayım. Panka'ya gideyim. Zabağınan parayı çekeyim. Geleyim size verin. O yüzden de siz burada beklemeyin. Siz de evinize gidin. Rahat rahat uyuyun. Zabağınan gelirsiniz. Dalga mı geçiyorsun be? Ne gitmesi? Sabaha kadar buradayız. Sabah gider bankaya parayı çeker, getirirsin. Bakın, biz sizi misafir etmeye gerçekten çok isterdik. Yani bizim için bir onur olurdu, gurur olurdu, hayırlara vesile olurdu ama bizim yatak kapasitemiz çok sınırlı. Yani telsiz yetersiz, telsiz. Yapma ya. Bizi ne kadar da çok düşünüyorsun be Sinan. Bak gözlerim yaşardı. Bu gece buradayız. O kadar. Toplayın şunların telefonlarını, kimse aramasınlar. Tamam. Uyanın beni, uyanın. Ne olur bir şeyler yap, gitsinler. Gülübük korkma, bunlar Hangut'a benziyor. Ben yarın sabahleyin Panka'ya gidiyorum diye evden çıkarım. Doğruca karakola giderim. Bunlar şey yapar.
Arkadaşlar çevrede başka nükleer atık var, elleri var mı? Araştıralım bakalım. Peki hocam. Ya Seyit Çankuş, bir 5 dakika ihtiyaç molası verelim, çok kötüyüm ya. Ya kardeşim ne molası, Allah'ı seversen ya, Allah Allah. Ya zaten bizi bu yola soktun kestirme diye, gece oldu hala İstanbul'a varamadık ya. Ya Seyit Çankuş, o değil de ben bu uzaylılara takıldım be. Ya gerçekten aramızda dolaşıyorlarsa böyle, ya harbiden dünyayı fethederlerse. Ya toprağım git Allah'ı seversen ya, bir uzaylılarımız eksikti ya, hadi yürü yürü. Seyit Çankuş, vallahi uzaylı bunlar. Hakikaten gerçekmiş. Bunlar uzaylı ağalar. Kaç Arif kardeş, kaç! Kaç! Kaç Arif Allah! Arkadaşım gel, uzaylı ağalar geldi. Nereye kaçıyorsun lan? Bana kal geldi. Bana kal geldi. Uzaylı abiler, kurbanınız olayım, bana bir şey yapmayın ha. Vallahi biz dostuz, evet. Ben sizin hayranınızım ya. Ben vallahi sizin filmlerinizi izleyerek büyüdüm. Bak mesela abi Mr. Spock olsun, kepçe kulak. Ondan sonra E.T. olsun, ben onları bileyim. Bak E.T. E.T. ya. Bizimle gel. Bizimle gel dedim. Nereye ya? Senin geleceğiz. Beni mi inceleyeceksiniz? Beni niye inceliyorsunuz ya? Ben vallahi incelenecek bir adam değilim. Yani insanlık için kötü bir örnek olur. Abi ben üzerinize afiyet biraz çattım. Hafiften bir delirim. Raporum var benim. Vallahi beni almayın ya. Bak, benimle geliyorsun. Korkma bayıldı. Arkadaşlar radyasyon yemiş olabilir. Bizi de merkeze götürürüz. İncelememiz lazım. Peki hocam. Dikkatli taşıyın. Hey Duran! Ben Seyit Bey'i duyuyor musun siz? Allah Allah! Dinliyorum Seyit, hayırdır? Ağam hiç hayır değil, durum çok fenadır. Uzaylılar geldi, Arif kardeşimi kaçırdılar. Allah Allah! Durağa bak be! Herkes deliye hasretmiş akıllıya. Ne diyorsun sen Seyit? Ne kaçırması, ne uzaylıları? Tamam. Ya ağam, vallahi billahi la, bak yemin ediyorum. Aynı böyle filmlerdeki gibiydi. Uzaylılar geldi, böyle üstünde astronot kıyafetleri gibi bir şeyler vardı. Böyle parıl parıl parlıyorlardı. Burnunda böyle tohçeler vardı. Ondan sonra Arif kardeşimi aldı gittiler. Ver bakalım sen şunu abi. Bırak Seyit, sen iş gibi içtin. Sarhoş musun be çocuğum? De bakalım bir koklayacağım. Ya ağam ne sarhoşu ya, Allah Allah. Vallahi diyeyim bak. Ya Arif kardeşimi kaçırdılar diyeyim, anlamıyor musunuz? Oh de derim sana be. Ya Allah'ım ya Rabbim ya, al. İçki içmemiş. Sarhoş değil. Demek ki uzaylılar aldı abi. Pes Osman abi, vallahi pes yani. Şu telsizle alkol muayenesi yaptın ya, şu uzaylılar gelmişken seni de alsınlar bari ya. Ne demek şimdi bu ya? Akıllıya hasret dedin ya, doğru akıllıya hasretiz yani. Haydi bakalım Şeref'e. Hadi yaşar. Şeref'ine baba, yaz Selin anneciğim. Fakat, şu sofraya bak. Yemeklerde döktürmüşsün eleniciğim. Eline sağlık vallahi ya. Ama Nuri'm oh ye, olmuyor böyle. Çok yiyorsun, biraz az ye. Aman be eleni. 40 yılda bir oğlum gelmiş ya, şöyle karşılıklı el tekerke oturup konuşacağız, içeceğiz tabii canım. Haydi bakalım, elbette içeceğiz. Buldun. Ay yanlış anlama. Ben senin iyiliğin için söylüyorum. Allah korusun, dokunmasın diye. Eleniciğim bana bir şey olmaz. Biz eski toprağız, bana bir şey olmaz. Hiç boşuna ısrar etme Elin anne. Babamın huyu bu. İçki sofrasına oturdu mu sabaha kadar yer içer. Bak, aslan oğlum benim. Nasıl tanıyor babasını?
Ya biz kaçın kur atıyız ya? Biz öyle bir şey yok. Biz etki sofrasına oturduk mu? Sabaha kadar otururuz. Güneş doğana kadar kalkmayız. Ancak tuvalete gitmek için kalkarız. Baba. Norimu! Baba. Norimu! Norimu! Baba. Norimu yakasını aç! Baba. Norimu! İyi misin Norimu? Ah ben doktor çağıracağım. Baba! Bak doktor, doktor baba. Buyur babacığım kahveni. Sağ olasın evladım. Ellerine sağlık. Aa, söyle bakayım kızım, kimler üzdü seni böyle? Kimse üzmedi baba. Sadece gördüğüm tatlı bir rüyadan uyandım. Yo, ben anlarım. Yoksa o Tolga denen zibidi mi üzdü seni? Bana bak, vallahi gazileri çağırırım, ona bir dayak attırırım, nereden geldiğini şaşırırım. Yok babacığım, Tolga üzmedi. Kim üzdü peki? Şey, ben bugün Tolga'nın annesiyle tanıştım. E'si kadın benim taksicilik yaptığımı öğrenince çok şaşırdı. Haklı, kim ister ki taksici bir gelin? Tuzluyum da kokmasınlar, onlar kim oluyor kim? Sen nelere layıksın, pırlanta gibisin benim kızım. Ben seni onlara verir miyim acaba ha? Babacığım, kuzguna yavrusu Şahin gözüküyor. Hadi canım, ne kuzgunu ne Şahin'i. Biri genç kim olur ki? Ben bakarım. İyi akşamlar Ramazan baba. İyi akşamlar. Leyla, canım ben bugün annemin yaptıkları için özür dilemeye geldim. Niye özür dileyeceksin ki? Kadın kendince haklıdır söylediklerini. Bana bak koca oğlan. O annene söyle, senin annen benim kızımı istemiyorsa ben onu hiç istemiyorum. Seni de hiç sevmiyorum. Hadi bakalım, al pılını pırtını, topla tasını tarağını, yalla! Baba lütfen. Ne lütfeni be? Onlar benim kızımı istemeyecekler de ben onlara teşekkür mü edeceğim? Ben de onları hiç istemiyorum. Ben kızımı ezdirmem. Ramazan baba, ben annemin yaptıkları için özür dilemeye gelmiştim. O altı kim yiyip kızımı üzdüyse o gelsin özür dilesin. Hadi yalla! Şey, Tolga en iyisi bunları daha sonra konuşalım, olur mu? Peki canım, tamam. Ama ne olursa olsun seni çok seviyorum, bunu unutma. Bir daha da kızımı üzer, etrafında dolaşırsan bacaklarını kırarım. Aldığın çiçeğini, aldığın boltanı, yalla. İyi akşamlar. İyi akşamlar, güle güle. Ya Seyit, sakin ol. Yani akıl var, mantık var. Nereden çıkardın bu uzaylıları? Ya oğlum, vallahi billahi tilah diyeyim. Bak yemin edeyim Allah'ıma kitabıma uzaylıları gördüm ya. Uzaylılar da yemin edeyim ya. Arif kardeşimi aldı götürdüler, kaçırdılar diyeyim ya. Ya Seyit abicim, kaçıran piri varsa o da sensin. Keçileri kaçırmışsın sanırsam. Kardeşim ne keçileri kaçırması? Esak diyeyim, niye inanmayın siz ya? Bak şimdi, böyle tövbe estağfurullah, böyle yukarıdan böyle ışık inmesi inmiş gibiydi. Böyle birdenbire karşımıza çıktılar, tamam mı? Ondan sonra böyle garip garip yürürlerdi. Böyle, böyle ördek gibiyim. Böyle peng peng peng. Ondan sonra böyle hortumları vardı. Onları böyle sallayarak geliyorlardı. Ondan sonra bizim üstümüze doğru geldiler. Ben kaçtım, Arif kardeşim böyle kal geldi. Onu orada kaldı. Ya Seyit, ne olur böyle konuşma. Korkuyorum valla. Bak bak oğlum, sen kafayı tırlatmasın. Ne? Ne kafayı tırlatması? Bak size yemin edeyim, gördüm diyeyim ya. Benim aklım gayet başımdadır. Arif kardeşimi kaçırdılar diyeyim. Bak polise, jandarmaya haber verin. Dünyayı uzaylılar istila edecek oğlum. Vallahi istila edecekler. Tamam Seyit'ciğim, sakin ol. Ben polisi ararım, merak etme. Tamam tamam. Sen de buldun mu şu Arif'i ya? Vallahi Mehmet hocam, arayırım arayırım da açan yoktu. Sanırsam kaçırmış olmasınlar gerçekten. Bak, bak işte bak. Bak bütün her yeri ele geçirdiler. Hatları ele geçirdiler. Bütün dünyayı ele geçirecekler. Bütün uzaylılar ele geçirecekler. Dünyayı ele geçirecekler uzaylılar. Of yarabbim. Of yarabbim ya Resulallah. Oy, oy, oy. Zeyno, Zeyno, çok sevdim seni. Tamam mı? Öteki dünyada da seveceğim. Oy, vay başıma, vay başıma. Geçmiş olsun Nur Bey. Mide spazmı geçirmişsiniz. Söyledim, çok yiyorsun, dikkat et dedim. Ama sakalım yok ki dinleteyim. Ne desen haklısın Eleni'ciğim. Size spazm giderici bir ilaç yazacağım. Peki doktor bey. Fakat genel olarak da kilonuz çok fazla. Mümkün olduğunca kilonuza çok dikkat etmeli, bol bol spor yapmalısınız. Endaksi, bundan sonra spora başlayacağız. İtiraz istemiyorum. Tamam, tamam Eleni'ciğim. Sen istedikten sonra yarın sabah saat 7:30 geçe başlarız. Ne oluyor ya?
neredeyim lan ben? Direkt kaçırdınız mı beni? Uzay gemisine mi attınız ya? Ne uzayı, ne gemisi, ne saçmalıyorsun sen ya? Vay, dilimizi de hemen öğrenmişsiniz yani. Abi siz uzaylılar gerçekten çok zekisiniz ya. Hayranınızım. Hangi gezegenden geldiniz abi siz? Kasımpaşa'dan. Kasımpaşa mı? Bizim... Ya bırakın abi Allah aşkına, dalga geçmeyin benimle ya. Doğru söyleyin yani. Mars mı, Venüs mü, Jüpiter mi? Neresi yani? Marslıyız, Marslı. Mars. İçinden misiniz? Hocam arkadaşlar radyasyon sonucu temiz çıktı. Nükleer atıklara maruz kalmamış. Biz uzaylı falan değiliz arkadaşım. Senin gibi insanız. Nükleer araştırma görevlisiyiz. Ciddi misiniz ya? Biz seni orada atıkların yanında bulunca şüphelenip buraya getirdik. Allah'tan bir şey olmamış. Sonuçların temiz çıktı. Geçmiş olsun. Vay vay abime bak, insan çıktı ya. Vallahi çok sevindim yani. Vallahi billahi çok memnun oldum ya. Oh, tamam. O zaman ben kaçayım. Size hayırlı günler. Kolay gelsin abi. Hadi bay bay. Beni bozdum biraz ama. Geldik. Ali Kemal. Sen hakikaten su katılmamış bir salaksın kucacığım. Şimdi biz niye sabahın köründe insanların kapısına dayandık? Asıl senin hiç aklın yoktu Nermin. Sinan abi bilmiyor musun, deve yüküyle para kazandı. Birazcık borç rica edeceğiz. Tamam da kucacığım, günler çuvala mı girdi de biz sabahın köründe geldik? Sinan abiden uyku sersemiyken borç isteyeceğiz. Öğleden sonraya kalırsa kendine gelir. Bize 3 kuruş hatta 1 kuruş bile vermez. Zaten televizyonda da herkes izledi onu. Ha burası birazdan böyle akrabalarıyla dolar, biz de avcımızı yalarız. Kapı çaldı, ben bir bakayım. Otur yine, otur. Oturayım tabii canım, ne kapıya bakıyorum? Kapıya mı bakılırmış, bu saatte misafir mi olurmuş? Ne işi var? 40 yılın başı bir rehin alınmışız. Bıraksana da tadını çıkarsak yani, hayret bir şey ya. Sevgili Sinan abicim, kapıyı açar mısınız? Benim yabancı değil, Ali Kemal. Abo, bu Ali Kefal, bu hayatta gitmez, böyle çalar kapıyı. Ya bırakın çalsın, çalar çalar gider. Vallahi gitmez, yapıştı mı kalır yani, haberiniz olsun. Açsana şu kapıyı, yani açar mısın? Kendi gibi gönlü zengin Sinan abiciğim. Orada olduğunuzu biliyorum, fısıltılarınız gelir. Evde yokmuşuz gibi davranmayın. Ne yapacağız abi? Acayip ısrarcı çıktı bu adam. Öyledir, ısrarcıdır. Yani kapıyı, bacayı, camı, çerçeveyi kırmadan gitmez. Hayatta ricat etmez yani. Açsana kapıyı Sinan abiciğim, ayıp olayı bak. O kadar beleş çayımı içtin, arabanı yıkadın bedavaya, su parası falan. 3 kuruş için şimdi kapıyı açmamak delikanlılık mıdır? Ayıptır da. Bu adam ortalığı iyice birbirine kaçacak. Git bak şuna, sonra hemen gönder. Tamam, ben bakayım bir göndereyim. Hoş geldin Ali Kefal, hoş geldin Narin. Hoşça kal Ali Kefal, hoşça kal Narin. Kapatma Sinan abiciğim. Ali Kefal, uygun değiliz, müsait değiliz, sonra gelirsin hadi. Sinan abiciğim, o tavanın akıyı mı? Ali Kefal, Narin. Ha bunlar kimdir? Bunlar, bunlar benim akrabalar, misafir olarak gelmişler Ali Kefal. Ya bak gördün mü, ben sana demiştim. Duydular Sinan abimin at yarışından kaldırdığı çuvalla parayı, tırtıklamaya geldi ha bunlar. Pardon Ali Kefal, sen ne için gelmiştin? Ben borç rica etmeye geldim. Aynı şey değil mi Ali Kefal? Aynı şey olur mu Sinan abicim? Ben iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta hep senin yanındaydım. Biz bir aileyiz, unuttun mu? Ben ha bunlar gibi sonradan senin yüklüce para kaldırdığını görünce... benim iyi kalpli Sinan abim var deyip de gelmedim. Tüh, yazıklar olsun size. Ali Kefal, sen cami duvarına küçük abdestini yaptığının farkında değilsin. Herhalde öyle mi yavrum he? Bizi rehin aldılar. Hemen polise haber verin. Anne, Ali Kemal ile Narin sayesinde hayatımız kurtulacak. Ali Kemal'cim, Ali Kemal'cim, siz bugün gidin, yarın gelin. Biz size ne kadar para istiyorsanız o kadar verelim. Abi ne diyor? Neymiş o? Ver bakayım onu bana. Yok, ben bakkala gitsin de hani bir siparişler yazdım. Onun için öyle kağıt verdim. Yazıklar olsun külbe yengeciğim. Ben bakkal çırağı mıyım da? Vallahi sen de aynı Sinan abi gibi karaktersiz çıktın. İyi mi? Kucacığım, para bunları çok değiştirmiş. Gidelim. Haklısın karıcığım. Ben bunların parasını da selamını da istemiyorum. Gidelim.
var. Dedim ya, Ali Kefal işte biraz balık akıllıdır da ayakta kaldınız. Hadi geç, geç, geç. Geç, geç. Daha tempolu yürüyün Nuri, bu daha tempolu. Elinciğim, daha tempolu olur mu ya? Daha tempolusu koşmaya girer. Atlet miyim ben? Arkamdan biri mi kovalıyor? Doktor ne dedi? Yağları yakacaksınız dedi. Yakacağız, yakacağız. Tamam, ben çok tempolu yürüyorum. Sen şimdi istersen koş git. Ben ondan sonra durağa kadar çok hızlı bir şekilde yürürüm. Şöyle, aferin sana. Akşam gelirken de yürü. Geldiğinde bakacağım. Yağlarda azalma yoksa külahları değiştiririz ona göre. Aa. Mert. Efendim baba? Oğlum gel beni bizim sokağın köşesinden al. Biraz daha yürürsem tıkanacağım. Tamam baba, yorma sen kendini, geliyorum hemen. Şimdi mafya abilerim zabanan oldu. Ben pankaya gideyim, parayı çekip geleyim. Malum sizin de işleriniz vardır. Yani mafyasınız ya, daha çek senet tahsil tahsis edeceksiniz. Sonra vatandaşlar var topundan vurulmayı bekleyen. Ne siz mağdur olun, ne onlar mağdur olsun değil mi ama? Hadi ben gideyim artık pankaya. Dur bakalım. Abo. Nereye gidiyorsun? Dedim ya, pankaya gideceğim, paranızı alıp geleceğim yani. Bu kamerayı sana takacağız. Takacak mısın? Bana mı takacaksın? Nasıl takacaksın? Nereye takacaksın? Sen taktın bana, her yerime bir şey takıyorsun. Ne yapıyorsun ya? Polise gitmeyeceğini nereden bilelim? Yok vallahi gitmem abi. Gidersem kaygaramın ölüsünü öpeyim. Niye gideyim ya? Konuşma, konuşma. Senin ne yapacağın belli olmaz. Çok fırıldak bir adama benziyorsun sen. Mafyasınız ama insan sarrafı olmuşsunuz. Bir bakışta anladınız bunun ne mal olduğunu. Eze bak, eze. Bu kamera gözümüz kulağımız olacak. Ne yaparsan göreceğiz. Ne konuşursan duyacağız. Nasıl yani? Ben şimdi ne yaparsam ne... Abi pardon yani, affedersiniz, ben bir tuvalete gitsem de görecek misiniz yani? Sen de tutuver biraz. Abi ben tutamam. Bende şey var. Ha, bende prostat başlangıcı var. Tutamıyorum yani. Tutunca şey oluyor. Koyuveririm vallahi. Ben de koyacağım şimdi ama. Abi, ne yapıyorsun abi? Olur mu öyle şey? Tamam tutarım. Ben tuttum bile yani. Siz merak etmeyin. Tamam ben tutarım. Unutma. Ekranda seni izleyeceğiz. Herhangi bir yamuk görürsem... Çocuğunu, karını ve kaynananı yok bil. Tamam, kayganamı yok bilebilirim de oğlumla karıma dokunmayınız lütfen. Allah cezanı verecek seni. Allah cezanı vermiş zaten. Allah bana seni vermiş. Daha ne verecek kaygana? Niye göstermiyor bu? Bakıyorum patron. Hala yok. Ne yapıyorsun? Şimdi nasıl? Ha, tamam geldi. Bakabilir miyim? Abo, canlı yayın arabası gibi oldum. Her şeyi gösteriyor mu? Bak, kaygana, bak sen de bir el salla bakayım. Oğlum sen de gülübük bir öpücük gönder bakayım bana. Hepinizi çekiyorum buradan, görüyorum ha. Hadi bakalım, cıvıklık istemez. Doğru bankaya. Tamam, gideyim abi. Ben yolda giderken maç naklen yayını da yaparım valla. Pardon, müsaadenizle. Vurma bir şey, dalga yapar. Sigortalar artık. Ya ben de gitseydim babamla ya. Şimdi o kadar parayı tek başına taşıyamaz. Otur, oturduğun yerde. Ya beni niye karıştırıyorsunuz bu mafya işlerine ya? Daha küçüğüm, psikolojim bozuldu. Kes. Kestim abi. Kesti abisi, kesti, kesti. Merhaba Sinan abi. Merhaba gözüm. Senin koca karı dün aidatı vereceğini söyledi, hala tık yok. Koca karı, o da kim be? Senin kaynana işte. Abi sen benim kayganam hakkında ne biçim konuşuyorsun? Terbiyesizlerim. Sen hep öyle söylemiyor musun? Koca karı, moruk, kaynana zırıltısı. Ölse de daire bana kalsa diyorsun. Hadi oradan. Ben öyle şey söyler miyim? Nereden uyduruyorsun? Pis adam. Kaygana. Yalan söylüyor, şaka yapıyor yani. Kamera şakası. Ben senin için şöyle şeyler söyler miyim ya? Terbiyesizlerim, ne olacak? Hadi bak. Allah cezanı versin senin Sinan. Bak arkamdan neler çeviriyormuş, gördün mü? Ya anneciğim, sen kapıcının ne zevzek olduğunu bilmiyor musun? Konuşuyor işte. Ben gördüklerime mi inanacağım, senin salak kocana mı? Bittin Sinan sen. Aa, Sinan aşkım, günlerdir nerelerdesin sen ayol? Akşama geldi pavyona, şöyle eğlenelim biraz ha. Pardon hanımefendi, siz kimsiniz? Ne pavyonu? Ben sizi tanımıyorum. Siz beni biriyle... Aa, tabii siz beni televizyonda gördünüz, para kazandığımı seyrettiniz. Benden para sızdırmak için tanıyormuş numarası yapıyorsunuz değil mi? Çok ayıp, çok ayıp. Ya ne çabuk unuttun ayakkabımdan şampanya içtiğin günler ayol. Melda, ben Melda. Melda mı? Şampanya mı? Şampanyası ya, ben şampanya içmem ki. Hem içsem niye ayakkabıdan içeyim, bardaktan içerim. Senin kokucuklu ayakkabından Afet, niye ben şampanya bu, içeyim? Afet, babam bu hatunlu ayakkabısından şampanya mı içiyormuş?
içer boyu devrilesice içer. Zıkkım içsin inşallah. 3-5 kuruş para gördü diye tanımıyor ayağını mı yatıyorsun? Ona bak ha. Akşama geldi. Biraz para ezelim ha. Ne gelmesin, ne para ezmesi. Ben gayet namuslu, ailesine düşkün, karısını, çocuğunu, kayganasını çok seven bir aile babasıyım. Hiç yakışmıyor size. Ben harama uçkur çözmem. Rüya tabii çözmem. Aa, neden harama olsun canım? Hakkını kazanmışsın sen o parayı at yarışından. Pavyona geldi, birkaç tane parlatırız, sonra da otele hunlarız ha. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Helal olsun baba ya, helal olsun ya. Kafatı gözünü yalıyor, düşeceksin kızım. Ben de sabah kadar uyutmazsın sen şimdi. Hanımefendi lütfen konuştuğunuz sözlere dikkat ediniz. Siz beni başkasıyla karıştırıyorsunuz. Ay pardon, karıştırıyorsunuz demişim. Karıştırıyorsunuz herhalde ya. Ne karıştıracağım be teyyare? Belindeki lekeyi de mi inkar edeceksin şimdi he? Aa, hadi kış, kış defol buradan. Sen bundan sonra pavyonun kapısına gel, ayağıma kapanıp yalvarsan da içeri soktutmam seni bundan sonra, anladın mı? Hadi oradan. Sokturtmazsan sokturtma. Gülümük, inanma aşkım. Ben bu kadını tanımıyorum. Uyduruyor. Vallahi ben seni hiç aldatır mıyım? Bunlar bana komple komplo kurmuşlar karıcığım. Bunların hepsi dublaj ve montaj. İnanma sen onlara, bir tane benim. Canlı seyrediyoruz. Bir de montaj diyor ya. Vay Sinan vay. Ne mal olduğunu gör işte, anla kocana. Toz kondurmuyordun. Vay be, playboymuş benim babam ya, playboy. Sen benim idolümsün baba ya, seni tek geçerim. Sen de idiotsun, eşek sıpası. Ay. Ya bana ne vuruyorsun ya? Babam elim manitalarıyla kırıştırıyor, ancak daha ben yiyorum. Ay ben fena alıyorum anne, ay, ay. Demek dün yatırdığınız parayı çekmek istiyorsunuz. Evet müdür bey, mümkünse çok kelepir bir bina buldum da onu satın almak istiyorum işte. İyi de daha önce bize haber vermeniz gerekirdi. Nasıl haber vermem gerekirdi ya? Para benim param değil mi? Ben sadaka mı istiyorum sizden? Dileniyor muyum yani? Kendi paramı istiyorum. Şu anda şubemizde o kadar büyük meblağ yok ki. Allah Allah! Nasıl olur ya? Çok saçma. Alırken lüp diye alıyorsunuz o büyük meblağı da, verirken niye hüp diye vermiyorsunuz o büyük meblağı? Üzgünüm Sinan Bey. Ancak öğleden sonra temin edebiliriz. Yapmayın müdür bey. Bu çok önemli bir mevzu. Hayat memat meselesi yani. Çoluğumun çocuğumun bağışı için, kayganamın naaşı için. Ne yapıyor bu manyak? Ana şerifi hemen. Bir el atın tamam, yani. Patron. Yapmayın Sinan Bey. Öğleden sonra gelin, verelim paranızı. Hadi ya. Pardon. Efendim. Sen bizi ele vermek mi istiyorsun? Gerizekalı. Gerizekalı mı? Ben gerizekalı değilim bir kere. Estağfurullah. Ben size yardımcı olmak için şey yaptım. Yani şeyinizi şey yapayım diye ben şey yaptım onu. Şimdi daha fazla şüpheyi yandırmadan işinin başına dönüyorsun. Öğleden sonra gelip çekersin parayı. Anlaşıldı mı? Kızdınız mı bana? Kızdıysanız kayganamın topuna iki tane sıkabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok yani. Ha bu bana bir ders olur. Söyle ona tespihi kameranın önünde sallamasın. Bana bak. Patron çok kızıyor. Kameranın önünde sallama o tespihi. Tespih kim mi? Tespih kimen olmuş? Kameranın önünden mi geçiyor? Pardon abi, çok affedersiniz. Tamam, sallamıyorum. Pardon abi. Bak şu kapıya, kimse hemen postala. Merhaba Şazmen teyzeciğim. Nasılsınız? Zenginlik size çok yakışmış. Cildiniz parlamış vallahi. Yüzünüze de nur inmiş sanki. Ay her şeyi de pek bilirsin. Ne işin var senin burada? Doğru okula yürü çabuk. Gülbin teyze. Serkan. Gülbin teyze, Gülbin teyze. Size anne diyebilir miyim? Vallahi billahi at yarışından çıkan İkrami ile hiç bir ilgisi yok. Size annemin kokusu var. Senin ne işin var burada ha? Asıl sizin ne işiniz var burada? Hayatım bu evde geçiyor benim. Gülbin teyzeyi kendi annemden bile daha çok seviyorum. O da beni oğlu gibi seviyor. Bittin kanka sen, bittin. Ya mafyanın içine düştün oğlum. Bu adamlar bizi rehin aldılar. Sen de hiç yoktan yarı sakata geldin. Ben sizi meşgul etmeyeyim. Ben ufaktan ufaktan gideyim. Hem de ne demişler? Eğitim şart. Otur yerine velet. Benim bunlarla hiçbir alakam yok. Kendilerini doğru düzgün tanımıyorum bile. Senin adın neydi? Ya olacak şey değil ya. Elini tutturdu, senin göbeğin büyük diyor ya. Allah Allah, neymiş spor yapacakmışım. Ya kardeşim ben bu yaştan sonra Barcelona'nın Messi mi olacağım be? Ha ne spor ya? Allah aşkına bakın çocuklar ya. Bakın şöyle bir bakın.
Benim göbeğim var mı ya? Bakın ya. Yok baba sen de Allah aşkına ne göbeği ya? Ağam tığ gibisin maşallah ya. Ya biraz var ama içine çektim mi gider yani. Hadi oradan biraz susak. Bu kadar göbek marulda da var. Ya ama yok be kardeşlik sende. Hadi devam. Bir de neymiş? Kebap yemeyecekmişim, et yemeyecekmişim. Allah Allah ya. İnekler gibi otlayacağız galiba. Kardeş, bu kadınların hepsi büle olurlar. Benim Safiye de öyle. Ben şeker hastasıyım ya. Bana sabah akşam ot otlatır ya. Ya iyi de Osman ya, insan et yemeden doyar mı? Sağlığından olur ya. Ya bir kere insan kebap yemezse ölür. Ha, bir kere bak kardeşlik hayvanlar alemine. Ot yiyen hayvanların hepsi salak, sümsük, aptal olurlar ya. Bak inek öyle, koyun öyle, keçi öyle. Ama et yiyenlere bir bak. Aslana bak mesela. Böyle aslan yer kebabı. Onun için de ormanların kralı olur yani. Aynen ya. Bak telefon. Ha? Efendim Eleniciğim. Gelen Nurim'i yürüdün mü? Yürüyorum. Yürüdüm değil, yürüyorum. Ay nefes nefese kaldım. Ay yemekten sonra tekrar yürü ki yediklerin erisin. Dur canım daha iş yerine falan dönmedim. Sahil yolunda yürümeye devam ediyorum. Sesin kapalı bir yerdeymiş gibi geliyor. Ne kapalı yer olur mu Eleniciğim ya? Deniz'in sesini duymuyor musun? Bak martı seslerine bak. Al, 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 al. Ay Eleni peşime köpek takıldı. Koşuyorum şimdi bırak yürümeyi. Koşmaya başladım. Al, 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 al. Yani bak bir şey söyleyeyim mi? Yani belki de bana öyle geliyor ama bugünden biraz erittim göbeğimi galiba. Hele bir erimesin. Akşam tekrar taktacağım seni. Eğer zayıflamadınsa külahları değişeceğiz bak haberin olsun. Tamam Eleniciğim merak etme vereceğim. Bu gidişte çok vereceğim. Hadi iyi günler Eleni. Yurtta mı acaba be? Bilmiyorum da ya ne yapacağım ben bu kadınla ya? Nuri kardeşim sen benimle bir çardağa gel sana. Ne olacak? Gel sen benimle buraya. Gel hadi. Ağam ne zaman ihtiyacın olursa. Bak Nuri kardeşim. Üle ut yemekle, spor yapmakla bu gübeciğini eritemezsin. E ne yapacağım peki? Safiye'nin kullandığı bir alet var. Böyle bağlarsın gübeciğine, titreştirir yağları eritir. Ondan sonra ye kebabı, ye danayı, ye mandayı, hiçbir şey olmaz. Ya Osman sen deli misin ya? Kadınların kullandığı bir aleti ben belime takıp ortalıkta dolaşırsam bizim bu hergeleler gırgır geçerler ya. Herkese neye göstereceksin be? Gübeciğinin altına sokarsın bile. Fena fikir değil ha. Bana bak yalnız kimseye söylemek yok. En ufak bir şey kaçırırsan ağzından vallahi bozuşturur. Aşk olsun kardeşlik. Sen beni Sinan gibi, Ali Kemal gibi susak mı sandın be? Aa işte sustum bak. Mühürladım ağzımı. Kimse ne söylemem. Gideyim bakayım o zaman ya. Nerede bulabilirim ben bunu? Şimdi bak buradan çıkacağız. Yok lan. Ayol bu dükkan bu saate kadar neden kapalı ki? At yarışından para kazandılar ya buradan gelecek 3 kuruşa tenezzül etmezler herhalde. Yok artık. Dur ben bir arayayım Enes'e. Ara ara. Uzaş telefonu. Yanlış bir şey yaparsan oğlunu öldürürüm ona göre. Efendim? Alo Gülbin. Saat kaç oldu neredesiniz? Dükkan açmayacak mısınız bugün? Yok Safiş'im, biz bugün annemle dedik ki şöyle ayaklarımızı bir uzatalım da dinlenelim. Aa öyle mi? Biz gelelim o zaman. Kek yaptık, çay yapar içeriz. Hem de ikramiyeyi kutlamış oluruz. Yok anam gelmeyin, gelmeyin. Gelmeyelim mi? Oo parayı bulduktan sonra bizim gibi fakir fukarayla görüşmek istemezsiniz öyle mi? Ay evet, zengin olduk. Sizin gibi alt tabakadan insanlarla görüşmek istemiyoruz Safiş. Yazıklar olsun, yazıklar olsun sana Gülben. Ne diyor? Ne diyecek? Sizin gibi alt tabakadan insanlarla işimiz olmaz dedi, yallah dedi. Aa, bak sen şunlara. Parayı sana bu kadar değiştiriyor demek ya. Allah Allah. Ya bir yanlışlık olmasın bu işte. Ne yanlışı olacak canım? Ama Gülbin abla hiç öyle bir insana benzemiyordu anne. Fakirken benzemez idi tabii ama parayı bulunca her şey değişir. Ne de olsa Şazimentin kızı bak damarlarından onun kanı akar.
oldu işte. Ohohoho! Ulan ben bununla oturduğum yerden istediğim gibi kilo veririm ya! Merhaba arkadaşlar! Hoş geldin Nuri. Bu ses ne? Telefon mu çalayım? Yok, senin. Benimkine çalmayayım. Ne geliyor bu ses ya? Ya şey. Bir dakika, tamam. Telefonu şey yapmışım. Şeyde bırakmışım. Titreşimde bırakmışım. Vallahi her şey iyi, hoş da bu ses işi bozuyor. Telefon. Evet, telefon. Efendim, buyurun Akasya Durağı. Evet efendim, tabii adresi alayım. Derhal gönderiyorum. Tamam, iyi günler. Leyla kızım. Mimoza sokak 14 numara. Hadi. Hemen gidiyorum Nuri amca. Ben de bir işim var, gidip gelirim tekrar. Tabii tabii, gör tabii tabii. Tırın tırın anan tırın anan. İyi günler Nuri babam. Tırın anan tırın anan tırın anan tırın tırın. İyi günler Akasya Dur abi, onun emekli şoför kardeşleri. Biraz önce ne oldu biliyor musunuz? Kadının bir tanesi resmen bana laf attı. Yolda sarkıntılık etti, askıntı oldu yani. Hadi oradan susak. Sen de ona göz kırpıp işmar mişmar etmişsindir, işve yapmışsındır. O da sana sarkmıştır tabii, normal. Yok be Osman Aga, bana para çıktı ya, ondan yani. Hemen böyle yanaşıp iskele alabanla yapmaya kalktı. Yoksa ben karısına, evine, çoluğuna, çocuğuna, Gülü Bey'e çok düşkün, çok bağlı bir ev erkeğim yani. Öyle şey asla yapmam. Yapar mıyım arkadaşlar? Yaparsın. Yaparsın, yaparsın. Yapar mıyım? Ne biçim konuşuyorsunuz siz ya? Kameraya oynamayın lütfen. Ben asla öyle bir şey yapmam. Bunlar bile olmalı ya. Sinan bu kadarını yapmış. Olamaz. Ne rüyası ayol, hakikatin ta kendisi. Herkes biliyor kocanın ne mal olduğunu, bir sen öğrenemedin. Geçen akşam tavanadaki dansöze para takarken demedin mi dansöze? Parayı boşayacağım, seni alacağım diye. Ne diyorsun sen Seyit? Allah kurayım, Allah'ın saklasın. Sinan'ı. Eğer bu mafyacı abiler bu olaydan sonra seni öldürmezlerse, bil ki seni ben öldüreceğim. Kanka, senin pederde de her yol var. Aksiyon, macera, aşk. Bizimki evden işe, işten eve. Burak da çok gürültü yapıyordu ya. Burada kimseyi rahatsız etmeden çalıştırayım da göbeğimi eriteyim biraz. Aa, canlı bomba. Canlı bomba mı? Ay, canlı bomba, yetiş bana. Bir dakika ya, bir dakika. Ne canlı bombası? Zayıflama aleti bu. Memur bey, parmak kadar çocuğa vurdu, şikayetçiyim. Ne diyorsun sen be? Şikayetçiyim, vurdun çocuğa. Polis, polis! Canlı bomba var orada. Canlı bomba mı? Evet, koştum. Kaldır elini, kımalama! Ya arkadaşlar, bir yanlışlık yapıyorsunuz. Bakın ben canlı bomba falan değilim. Yani karnında bir zayıflama aleti var, bakın göstereyim. Kaldır elini! Merkez 117 merkez. Canlı bombayı yakaladık. Hemen takviye kuvvetle bomba imha uzmanı gönderin. Ah ah, Allah hiç kimseyi sonradan görme yapmasın yani Elena Hanımcığım. Bugün 1000 lira 3 kuruş para çıktı diye sonradan bizi tanımaz oldular, iyi mi? Ay delirdiler, birdenbire paranoyak oldular. Neyse boş verin Kale. Haberiniz var mı? Ben Nuri Mu'yu diyete başlattım. Diyet mi? Evet. Spora da başladı. Aa. Dün mide spazmı getirdi. Doktor geldi. Aa, bu böyle olmaz. Çok kilosu var. Mutlaka dikkat edecek, zayıflayacak. Ay geçmiş olsun. Aa, Nuri amca değil mi bu? Nerede Kale? Emniyet güçleri nihayet canlı bombayı ele geçirdi. İstanbul rahat bir nefes aldı. Birazdan bomba imha uzmanlarının... Aa, Nuri bu! Aa, bu! Nuri baba! Ha, görüyor musunuz? Meğerse yıllardır koynumuzda yılan beslemişiz de haberimiz de yok. Nuri baba meğerse teröristmiş. Oğlum sus! Nuri kardeşim, bu neyse yalan dedi. Yalnız bana dur işte. Örgüt üyesi canlı bombayı üzerinde... Ha, canlı bombaymış adam da. Canlı bomba, hem de güvenilir kaynaklardan almışlar, haberlere vermişler. Hadi oradan zevze. Ay senin kaynağına. Ya saçmalama Ali Kemal, Nuri babayı tanımadın mı sen? Nuri babadan canlı bomba falan olmaz ya. Patlasa patlasa bir sana patlar, 5 dakika sonra da affeder. Sen öyle san Mehmet Hoca. Bak şimdi çalıştı Karadeniz kafasıyı.
Hatırlıyor musun Mert abicim, sabah böyle Nuri Baba geldi de dıt 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 böyle sesler geliydi. Hani telefon telefon dedi. Ya bak o meğerse pombaymış, pombanın sesiymiş, canlı pomba. Patladığı zaman görüşürüz öbür tarafta. Kemal hala saçmalıyorsun oğlum. Nuri Baba'yı tanımamışsın sen ya. Ya evet ya. Nuri Baba öyle şey yapar mı oğlum? Nuri Baba karıncayı bile incitmez. O kadar vicdanlı adamdır. Abuk subuk konuşma. Harika far. Ah bayılacağım. Nuri bu böyle şey yapmaz. İftira atıyorlar adama. Kuru iftira. Ah Elena Hanımcığım, Nuri kardeşliğe zayıflasın diye çok mu baskı yaptınız? Ay Kali. Aman anne, ne alakası var Allah aşkına? Ah öyle deme kızcığım. Adam herhalde bu baskıya dayanamadı. En iyisi ben kendimi patlatayım da kurtulayım dedi. Kali niçin patlasın benim kocam? Ay Safiye ablacığım, bir dur, burada kadın ayılıp bayılıyor. Söyleme böyle şeyler. Ah. Ay. Tolga kız hanım, sen misin? Buyur Osman abi, bir şey mi oldu? Ha, bak çocuğum, senin arkadaşların büyük bir yanlışlık yaparlar ha. Şimdi bizim Nuri kardeşlik gübeciğine zayıflama aleti taktı. Senin arkadaşların da onu canlı bomba sandılar ya. Bu işte bir yanlışlık olduğunu anlamıştım zaten. Tamam abi, siz endişelenmeyin. Ben olay yerine geldim. Arkadaşlar tamam, panik yapmayın. Aradığımız adam bu değil. Tamam komiserim. Ya bakın, bildiğiniz zayıflama cihazı işte. Bomba falan değil. Zayıflama cihazı. Aa, ben yanlış anlamı görmüşüm. Allah razı olsun be oğlum ya. Bir saattir derdimi anlatamıyorum. Hayır, böyle durmaktan kollarım yoruldu ya. Sevgili seyirciler, canlı bomba zannedilen kişinin sıradan bir masum vatandaş olduğu ortaya çıktı. Üzerindeki patlayıcı zannedilen şeyin bir zayıflama cihazı olduğunu öğrendik. Ah, ben söyledim size bir yanlışlık olmuştur diye. Ah, Allah'ıma şükürler olsun. Yani Elena Hanımcığım, adam zayıflayıp da senin gözüne gireceğim diye az daha canından olurdu. Ne haber? Şiştin mi Ali Kefal? Sen Nuri Baba'yı hiç tanıyamamışsın oğlum hiç. Böyle her şeyi atladığın için bundan sonra sana Ali Kefal değil, Ali Sazan diyeceğim. Olabilir Sinan abiciğim, olabilir. Herkes yanılabilir. Koskoca emniyet teşkilatı yanılmış, haberlere vermiş, ben yanılmışım. Çok mu? Hadi be. Buyurun müdür bey. Çantayı hazırladınız mı? Tamamını. Çantaya kodunuz mu? Tamam, ben hemen geliyorum. Görüşürüz, hoşça kalın. Arkadaşlar kusura bakmayın, benim çok önemli bir işim var. Niye bize tesbihi bile tuhaf tuhaf çevirir? Nereye gider bu şimdi? Nereye gidecek? Duymadın mı Osman Bey'cim? Müdür aradı, parayı hazırladınız mı, çantaya kodunuz mu dedi. Okul müdürü değil ya, banka müdürü. Parayı almaya gidi. İyi de bu kadar parayı ne yapacaksın ha? Ne mi yapacağım Mehmet Hoca? Bence hemen pın yurt dışına kaçacağım. Niye derseniz, uçan kuşa borcu vardır. Burada durursa herkes üstüne çullanır da. Vallahi sizi bilmem ama ben bir kuruşum bile bırakmam. Ben de. Uy, bağda 100 lira borcu vardı. Ben de bırakmam. O zaman hemen gidelim bankaya. Yapışalım üç kağıtçının boynuna. Alalım paracıklarımızı ya. Bankaya gitmeye gerek yok Osman abi. Eve gidelim. Karısıyla kaynanasını bilmem ama oğlunu almadan şuradan şuraya gitmez. Kesin. Hadi kalkın kalkın gidelim. Hadi hadi. İyi günler müdür bey. Parayı hazır ettiniz mi? Çantaya kodunuz mu? İyice doldurdunuz mu? Maalesef az önce paranıza bloke kondu. Bloke mi kodu var? Kim kodu? Nasıl kodu? Nere kodu? Nerede kodu? Bana sormadan nasıl kodu? Epey yüklü bir krediye kefil olmuşsunuz Sinan Bey. Tankut Bey'in kredisi. Taksitler ödenmeyince alacaklı bankadaki paranıza bloke koydu. Tankut mu? Tankut! Allah senin belanı vermesin Tankut! Ben bittim, ben mahvoldum müdür bey. Arkadaşlar duydunuz değil mi? Ne yaptıysa Tankut yapmış. Allah belasını vermesin o Tankut. Ne olur bana acıyın. Çoluğuma çocuğuma kıymayın. Acıyın abiler. İsterseniz bakın banka müdürüne sorun. Konuşsana müdürüm, konuşsana. Benim kabahatim yok, gördünüz mü? Hepsi Tankut'un, ne olur. Aa, müdür bey burada anlatsın istiyorsanız. Ne olur arkadaşlar, ne olur. Şimdi ne yapacağız abi? Aç Gülbin yenge, aç. Aa, bu Mert'in sesi. Şuna bak ve hemen gönder, yoksa çocuğa sıkarım. Ben onun çocuğu değilim ki, komşularıyım. Allah'ını severseniz bırakın bak. Kurunun yanında yaşı da yakacaksınız. Bak şakam yok, şunu gönder, çocuğun kafasına sıkarım. Tamam, Sevin Sübiyan'a dokunmayın, geliyorum. Sinan mı aradınız? Sinan aradıysanız Sinan burada yok. Sinan'ı aradığınız zaman ben size ulaştırırım. Bak Gülbin, öyle kaşınla gözünle telgraf çekersin ama senin kocan olacak o Sinan üçkağıtçısı bize borcunu ödemeden şuradan böyle
gitmeyiz, tamam mı? Nerede o Sinan? Nerede o Sinan? Çabuk. Nerede bu Sinan? Sinan'ı bulmak. Nerede Sinan abi? Geçin şöyle, geçin. Yanlış bir hareket yapmayın, sıkarım çocuğun kafasına. Ya bittiniz siz, mafya bunlar. Aa, ne mi? Adyajından çıkan para yüzünden bizi rehin aldılar. Arada siz de kaynayacaksınız. Aman efendim. Etkisiz hale getir onu tabii. Etkisiz hale. Çabuk, sen onu tut, sen onu tut. Kalk, 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 kalk. Etkisiz hale getir. Benim mafya savar arkadaşlarım mafyayı etkisiz hale getirmiş. Yaşasın günümü, kurtulduk. Evet Sinan, kurtulduk, kurtulduk. Ama bakalım seni benim elimden kim kurtaracak? Yaptığın bütün ahlaksızlıkları tek tek gördüm. Ya benim elimden seni kim kurtaracak? Benim hakkımda söylediğin her şeyi seyrettim kameradan. Bir dakika, bir dakika. Bunları ben yaptım dedirtemezsiniz. Bunların hepsi montaj, hatta dublaj. Abo! Osman Aga kurtar beni. Gel arkama gel. Osman Aga geldi mi? Oley! Osman Aga! Acelem var benim, geç kalmayı hiç sevmem, hizmet beklerim. Yolla, bir taksi yolla, yetiştir beni.